Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kurutulmuş biber kavurmasını yapacağız. Hem sizlere fikir olsun diye hem de gayet güzel, hoş bir menü. Gerçekten yazın yapılan biberden daha lezzetli oluyor bu şekilde. Umarım siz de yapıp beğenirsiniz. Öncelikle kurutulmuş şöyle biberlerimle biraz domatesim var. Onları iyice yıkayıp bir tencereye su koyup aktaralım, altını açalım. Sıcak su veya soğuk su fark etmez. Sıcak suya da aktarabilirsiniz. Hem daha çabuk pişer. Kaynağa başladıktan sonra zaten 5 dakika pişmesi yeterli olur. Kaynağa başladı. 5 dakika yeterli pişmesi için. Biber çabuk yumuşuyor. Ben içine sarımsak koyacağım. Sarımsak çok yakışıyor. Soğan da aynı şekilde yakışıyor. Siz isterseniz ikisini de koyabilirsiniz. Tabii ki 2 diş sarımsak normalde yeterli. Benim ufak olduğu için öyle çok olduğuna bakmayın. Bir tencereye bir kaşık tereyağı alalım. Üzerine rendelemiş olduğum sarımsakları aktarıp birazcık kavuracağız. Çok yakmadan. Evet, biberlerim de bu arada pişti. Gayet güzel yumuşadı. Onları süzelim. Süzgece alalım. İçine domates koyacağım. Ayrıca kavanozu daha rahat açabilmek için ocağa koyayım. Kapağı ısınınca daha rahat açılır. Birazcık kavurduk. Üzerine biberlerimizi aktaralım. Önce sadece sarımsakla kavurayım biberleri. Domatesi sonra koyacağım. Aromasını çeksin istiyorum. Şimdi 2 kepçe domates koyacağım ve tamamen suyunu çektireceğim ben. Siz isterseniz eğer biraz sulu olsun istiyorsanız biraz daha domates koyup ve çok çektirmeden de pişirebilirsiniz. O şekilde hafif birazcık sulu olur. Ben kavrulmuş yapmak istedim. O yüzden tamamen suyunu çektirdim. Üzerine su falan da eklemeyeceğim. Dediğim gibi siz birazcık sulu istiyorsanız azıcık su da koyabilirsiniz. Biraz daha domates de koyarsanız gayet de o zaman da güzel olur. Tuzunu da ayarlayalım ve kavuralım iyice. Evet, biberlerimiz kavruldu gayet. Güzel pişti. Servise hazır. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, gayet güzel pişti. Hazır servise. Yanına isterseniz böyle yoğurt da koyabilirsiniz. Sade de tüketebilirsiniz. Yapan herkese afiyet olsun. Kolay gelsin. Başka tarifte görüşmek üzere.